Dikkat Çocuk Var başlıyor. Merhabalar, ben klinik psikolog Neyseren Yılmaz. Bugün Dikkat Çocuk Var programıyla bir aradayız. Bugünkü konumuz da çocukların karne almasıyla, 15 saatine çıkmasıyla birlikte herkesin gündeminde karneler, ders başarısı ve 15 saatleri var. Biz de birlikte bu karnenin sonuçlarını, karneyi nasıl ele alabiliriz, tüm bunları birlikte nasıl anlayabiliriz ve nasıl yaklaşabiliriz onu değerlendiriyor olacağız. Günümüzde anneler ve babaların aslında gündemlerinde çocukların akademik başarıları, ders başarıları büyük bir yer kaplıyor. Dolayısıyla karnelerde bir şekilde aslında kendilerine aldıkları bir sonuç gibi de gördükleri bir şeye dönüşüyor. Ve bu yüzden herkes için oldukça önemli. Çünkü derslerle ilgili anne babaların da beklentileri oldukça yüksek. Çünkü bu kadar emek vermişken gelen sonuç aslında kendilerine de sanki bir anlatılan bir mesaj gibi geliyor. Ve iyi karneler, güzel notlar anne babaları çok mutlu ederken, motive ederken aslında işleri gitmediğinde ve derslerle ilgili bir takım kötü sonuçlar geldiğinde bunu da işte emeklerine bir haksızlık, işte kendilerine karşı bir saygısızlık gibi ele alabiliyorlar. Hem üzülüyorlar, hem çok kızıyorlar, hem de belki çaresini hissediyorlar, nasıl yapacağız, hep böyle mi devam edecek diye. Ama aslında gelen karnenin birçok anlamı var. Yani bu çocuğun zekası, bilişsel yeteneği ya da kişiliği hakkında doğrudan bir bilgi hiçbir zaman vermez. Ama bize belli ipuçları sağlar. Yani çünkü bu karne aslında evde nasıl bir ortam var, aile ilişkileri nasıl, okulda işler yolunda mı, çocuğun iç dünyasında bir takım meseleler var mı, uğraştığı, ifade edemediği belli zorluklar var mı? Aslında tüm bunlar iç dünyasında olanlar, sosyal hayatta yaşadıkları, aile içinde olanlar ders başarısını doğrudan etkilemekte. O yüzden aslında bu karneye bakarken bunların hepsini dikkate almamız ve üzerine uzun uzun düşünmemiz lazım belki de. Özellikle işlerin yolunda gitmediği durumlarda. Peki eğer işler yolunda gitmedi ve pek de iyi bir karne gelmediyse. Şimdi birincisi az önce de konuştuğumuz gibi işte acaba mı çocuk hani bilgisayar alanında zorlanıyor, işte sanki aile ilgili bir problemim var, bunları ya da tembel mi, çalışmıyor mu? Evet, bunların hepsi belki düşünülmesi gereken şeyler. Ama çok keskin ifadelere gitmemek gerekiyor. Bazen anne babalar çok kızdıklarında işte senden adam olmaz, işte sen çok tembelsin gibi aslında bir şekilde çocuğun işte kimliğini, işte öz saygısını belki incitecek bir takım sözcükler söyleyebiliyorlar. Hem kızgınlığını ifade etmek hem de belki onu motive etmek için. Ama bunlar aslında durumu daha da zorlaştırır. Çünkü aslında küçük bir karne getiren çocuk bazen durumdan etkilenmiyormuş gibi görünse de onun da çok yetersiz, başarısız hissettiği arkadaşlarının yanında aslında çok hani kötü hissettiği bir durumla karşı karşıya. Bununla ilgili bir tepki vermiyor olması ya da umursamaz davranıyor olması gerçekten onda olmadığı anlamına gelmiyor. O yüzden bu ifadeleri olabildiğince kullanmamak ya da bazen anne babalar çok üzüldüklerinde işte ben çok üzüldüm, hastalandım gibi çok böyle çöken, bu durumla baş edemediklerini ve aşırı üzüldüklerini hissettiren şeyler söylediğinde çocuklar çok suçlu hissedebilmekte işte. Ben çok kötü şeyler yaptım, anneme babama çok zarar verdim gibi. Aslında durumda uzaklaşan bir takım ileride daha büyük zorluklar yaratabilecek yerlere gidebiliyor. Dolayısıyla hani emeğimizi boşa çıkardın, biz o kadar uğraştık, sen şöyle yaptın, böyle yaptın gibi suçlayan, yargılayan ifadelerden olabildiğince uzak durmak çok önemli. Ve bu dönemde kendimizle ilgili de bir şeyleri gözden geçirmek çok önemli. Yani acaba ne oldu? Yani acaba çok koruyucu bir ebeveyn mi olduk? İşte çocuğun inisiyatı falan aslında engelleyen. Yoksa birazcık acaba çok nasıl söyleyeyim? Çok kurallara uyan, aslında çok söz dinleyen, bir çocuk beklerken sorgulayan, araştıran, yaratıcı olmakta zorlanan bir çocuğa mı dönüştü acaba? Çünkü bir şekilde bizlerin tutumları da çocukların birçok becerisini etkileyebiliyor. Çok koruyucu davranmış mı olduk acaba? Çok bunları düşünmek gerekiyor. Yani bu karneden gelen mesajı aslında dikkatle bir bakmak, bir üzerine düşünmek faydalı olabilir. Ve burada şeyi konuşmak çok önemli. Yani evet, bu dönem işler çok yolunda gitmedi. Sen istediğin gibi bir karne alamadın.
Ama gel bir düşünelim, ne oldu, nerede zorlandın? Hani birlikte bir yol bulabiliriz, bunu düzeltebiliriz. Biz de senin yanındayız. Tamam, bak bir tatil, burada dinlenelim. Hani biraz eğlen, bir kafanı boşalt. Yorucu bir dönem geçti ama ikinci dönem hani bir yol bulacağız, biz de sana destek olacağız gibi. Bir yolla aslında çocuğa güven veren. Çünkü onlar da çok bazen çaresiz ve üzgün hissediyorlar ve hani böyle hissettiklerinde, yani çocuklar için negatif durumlardan motive olmak kolay değildir. Hani şey demezler çoğunlukla, tamam bu kötüydü, olsun, hani ben bunu böyle yapacağım demek için bir desteğe ihtiyaçları olur. Dolayısıyla burada bizim onları destekleyen, bir şeylerin bozulduğunda tamir edilebilecek, telafi edilebilecek şeyler olduğunu anlatmamız kendilerine de güvenmelerini sağlar. Ya tatiller, 15 tatilleri de, yaz tatilleri de bazen eksiklerin kapatıldığı kamplar olarak görünüyor. Daha çok çalışılan, işte pek çocuğun kendine ayırdığı, yapmak istediklerini yapabildiği bir zaman gibi değil de eksiklerin kapatıldığı, daha yoğunlaştırılmış zamanlar gibi görünüyor. Ama bunlar yardımcı olmaktan çok işleri zorlaştırabilir. Çünkü bu tatillerin amacı aslında dinlenmek. O kışın yoğunluğunda yapılamayan birçok şeylere yapabilmek, işte zaman ayırabilmek, aralar vermek bizim ihtiyaçlarımız. Dolayısıyla bunu da tamam, şimdi 15 tatilinde hadi bütün eksiklerini kapatalım deyip bir kampa almak, hani aslında farkında olmadan bir ceza vermek çocuğa. Bu da aslında çocuğun daha da yorulmasına, yeni döneme de çok motive olmadan daha yorgun bir şekilde girmesine neden olur. Ve şey önemli, kötü karneyi de görmezden, diğer uçta da kötü karneyi görmezden gelmemek. Yani bir şey olmamış gibi, tamam ne yapalım, oldu bitti dememek. Yani az önce de konuştuğumuz gibi bunlar üzerine düşünmek, eksikleri anlamak. Yani bir çocuk acaba yalnız çalışırken mi zorlanıyor, bir şey öğrenirken mi zorlanıyor? Acaba aklımda belli meseleler var, bunlar dersleri dinlemesini mi engelliyor? Çünkü iç dünyamızda olan bazı işte anlatamadığımız, ifade edemediğimiz, çözemediğimiz belli duygular o kadar iç dünyayı meşgul eder ki dışarıda olup biten şeylere de alanımız kalmaz. O zaman öğrenmek, bir şeyleri merak etmek için ruhsal enerjimiz kalmaz. O yüzden hani bir bunu da ele almak lazım. Acaba hani ne oluyor, nasıl yardım edebiliriz, bir şeye mi ihtiyaç var? Birazdan şeye gelecek olursak, hani iyi bir karneyle karşılaştığımızda hani ne yapacağız? Birincisi, sıklıkla çocuklara çok büyük vaatlerde bulunuluyor, ödüller işte söyleniyor. Tabii ki de çocuğun çabasını takdir etmek, iyi yaptığı bir şeyle ilgili ona güzel bir şey vermek çok motive edici. Ama bunun çok büyük ödüller, işte çok büyük şeyler olmaması lazım. Çünkü burada şeyi de kaçırmamak lazım. Yani bu çocuğun sorumluluğu, bu karne çocuğun. Karnesi ödevler de çocuğun ödevi. Dolayısıyla bu tabii ki anne babaya da sunulan bir şey. Tabii ki onlara da bir teşekkür ama bu anne babaya ait bir şey değil. Bu ayrımı yapabilmek çok önemli. Bu çocuğa ait bir şey. Dolayısıyla buralarda hep şeyi mesajını vermek, bu senin, sana ait. Dolayısıyla çok büyük ödüller, çok büyük beklentiler olduğunda çocuk sanki bu notları anne baba alıyormuş gibi hissedebiliyor. O zaman da anne babaya mesajlarını da kızdığı zamanlarda, anneye işte babaya bir ceza vermek istediğinde de bunu dersler üzerinden anlatıyor. Bu da yine ödevlerle ilgili belli sıkıntıları gündeme getirebiliyor. Ve şey çok önemli. Burada tutabileceğimiz sözler vermek. Yani bir çocuğa tamam sen karnende şunu al, ben sana şunu yapacağım dediğimizde bunun gerçekten sürdürülebilir ve tutulabilir bir söz olması lazım. Yoksa çocuk hani biz bunu vaat edip sonra bir sebepten yapmadığımızda o da bize güvenmemeye başlar. Güvenini kaybetmeye başlar. Dolayısıyla tutamayacağımız bir sözü de vermemek burada çok önemli. Burada çabayı, uğraşı bir şekilde kaçırmamak çok önemli. Bazen çok mükemmeliyetçi tavırlarımız olabiliyor. İşte niye bu diğer derslerin %, niye bu 95? Ya da hani niye birinci değilsin sınıfta, niye en iyi notları almadın? Hani buralara çok girmemek lazım. Mükemmeliyetçi bir tavırdan uzak durmak. Yani çocuğun çabasını, emeğini görmek çok değerli. Aa çok güzel, tebrik ederim, iyi bir iş çıkarmışsın deyip
aldığını, yani diğer türlü, çünkü çocukta da sanki ne yaparsa yapsın karşıdakini tatmin edemiyor. Sanki ne kadar iyi yaparsa yapsın hep daha fazlasını vermesi gerekiyor kaygısıyla bir süre sonra aslında bir performans anksiyetesine dönüşebilir. Ne yaparsam yapayım beklentiyi karşılayamayacağım diye düşünen çocuk bir noktadan sonra yapmaktan vazgeçebilir. Çünkü şöyle düşün, ne yaparsanız yapın ulaşamayacağınız bir eşik var ve bir noktadan sonra artık uğraşmaktan vazgeçersiniz. O yüzden hani burada alınan iyi notların da hakkını vermek bence son derece önemli ve aslında ulaşılabilir hedefler sunmak. Ve bazen notlar çok iyi geldiğinde, çocuğun bilişsel kapasitesi iyi olduğunda işte çocuklara yapışan bazı etiketler var. Mesela üstün yetenekli, aşırı zeki, aşırı çalışkan. Bunlar aslında çocuklar için bir süre sonra bir yüke dönüşüyor. Çünkü sanki var olabilmek için hep çok zeki, hep çok başarılı, hep çok çalışkan. Bu da az önceki konuştuğumuz yere geliyor aslında. Çocuğun üzerinde bir baskıya dönüşüyor. Bir şeyin yapamama ihtimalini çocuk hayal bile edemiyor. Çünkü o zaman sanki sahip olduğu şeyleri kaybedecek. O sevilen, iyi, akıllı, çalışkan çocuk olmamış olacak. Ve o zaman nasıl var olacak? Var olamam diye düşünmeye başlıyor. Ve bu bir süre sonra işte tam sınava gidecekken mide bulantıları, sınav kaygısı, performans anksiyetesine dönüşüp var olan başarısını koruyamamasına, gerilere düşmesine, hatta işte ders çalışmak istememesine, sınava girmek istememesine neden olabiliyor. O yüzden çocuğun üzerinde yük oluşturacak bu tip ifadelere girmemek, tabii ki teşvik etmek, işte çabasını ödüllendirmek, çabasını gördüğümüzü hissettirmek, ama bu tip aslında yük oluşturacak sıfatlara da girmemek. Bir önemli nokta da rekabet çok kimi zaman yapılandırıcı bir duygudur. Bizi harekete geçirir. Rekabet duygusu sayesinde bazı şeyleri yapabilir hale geliriz, ama bunun dozu ve şekli çok önemlidir. Hani sıklıkla anne babalar bazen bunu bir motivasyon unsuru olarak kullanmak isterler. İşte bak şu kardeşinin notu şöyle iyi, senin niye değil? Yani bazen bir kardeşin dersleri iyi oluyor, diğerininki kötü oluyor. İyi olan kardeş örnek gösteriliyor. Bu kardeşler arasındaki dengeyi bozan bir şeye dönüşmeye başlıyor. Burada o zaman kardeşler arasında problemler çıkıyor. Örnek gösterilen kardeşe diğer kardeş öfke duyuyor. Bir diğeri üstünü taslamaya başlıyor. Dolayısıyla örnek gösterilmek iyi gelse de bir süre sonra insanı rahatsız eden bir şeye dönüşür. Ya da birinin size sürekli bak ona benze, onun gibi ol demesi o kişi öfkelenmemize neden olur. Ve bu tip durumlar insanı motive etmez. Aa evet bak bu ne iyi, ben de onun gibi çalışayım. Olmayabilir. Yani o çocuklarda işlemeyebilir. O yüzden buralarda bu kıyaslara çok girmeden çocuğun kendi özelinde durumunu ele almak faydalı olacaktır. Evet, bugün genel hatlarıyla 15 tatili, karneler, bunu konuşmuş olduk. Klinik psikolog Nehir Serem Yılmaz ben. Dikkat Çocuk Var programında bugün birlikte sohbet etmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere. Dikkat Çocuk Var sona erdi.